Söz sırası Ankara Milletvekilimiz Sayın Şenol Sunat'a aittir. Süreniz 15 dakika. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı bütçesi hakkında İyi Parti grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Evet, konuşmama başlamadan önce dün Şırnak'ta Esma Çevik ve Kemal Sayar evlatlarımız, Bingöl'de de Halil Ulaş Yıldırım adlı vatan evladımızı şehit verdik. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bugün aynı zamanda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları evrensel beyannamesinin kabul edilmesinin üzerinden 71 yıl geçti. Evet, insan haklarını bir gün dile getiriyoruz ama her gün ihlalleri görüyoruz ve yaşıyoruz. Hakların değil, haksızlıkların, hak ihlallerinin sıradanlaştığı bir düzen kuruldu, sürüyor ve sürdürülüyor. Evet, yaşam hakkı hakların birincisi diyor beyanname. Ama her gün kadın cinayetleriyle, kitlesel iş kazalarıyla, canına kıyanlarla uyanıyoruz. Ve bu arada da ifade etmek isterim ki, vatan evlatlarımızı, suçsuz günahsız vatandaşlarımızı göz kırpmadan, alçakça yaşam hakkını elinden alan hain terör örgütünün destekçisi, siyasi ve sivil uzantılarının insan haklarından bahsetmesi asla kabul edilemez. Ve bu bir ikircikli durumdur. Bu bir utanç verici bir durumdur. Düşünce ve inançlarla ilgili haklar, eğitim ve sağlık hakkı, sosyal, kültürel ve ekonomik hakların kullanılmasında maalesef sınıfta kaldık. İnsan hakları, demokrasinin, ekonomik gelişmişliğin, gelir adaletinin, laikliğin, hukuk devletinin olmadığı, kuvvetler ayrılığının uygulanmadığı topraklarda gelişmiyor, geriye gidiyor. Demokrasi, insan haklarının ve özgürlüklerinin en geniş biçimde korunduğu ve gelişmeye açık olan bir rejim. İnsan hakları demokrasinin ayrılmaz bir parçası. Demokrasi ve insan haklarının teminatı ise kuvvetler ayrılığı. 268 yıl önce Montesquieu yaşanan yasama, yargı, yürütme kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hiçbir şekilde hürriyet olmaz diyor. Evet, demokrasi ve insan haklarının teminatı kuvvetler ayrılığı dedik. Kuvvetler ayrılığı prensibinin yegane uygulanabileceği rejim ise parlamenter sistemdir. Biz İyi Parti olarak Cumhuriyetimizin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapımızın muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu, insan haklarının ve demokrasinin korunmasının temel şartı olan kuvvetler ayrılığı prensibinin en sağlıklı formülünü ortaya koyan iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneriyoruz. Türkiye'nin tek çıkış yolu budur. Sayın milletvekilleri, RTÜK, radyo ve televizyon sonradan eklenen internet faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli bir kurul. Anayasanın 133. maddesi kapsamında üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilen özel ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir diye geçiyor. Peki soruyorum sizlere, RTÜK ne kadar özerktir? Ne kadar tarafsızdır? Gülüyorsunuz sayın milletvekilleri. Evet, RTÜK bağımsız bir kurum olarak durmuyor karşımızda. Neden var RTÜK?
iktidar gücünü kullananların sopası olarak var. RTÜK neden var? Muhalif basına ceza vermek için var. Havuz medyasına, yandaş medyaya, besleme medyaya arka çıkmak için var. RTÜK ne ile anılıyor? Başkanının 3 ayrı yerden maaş alması ve bunu ortaya çıkaran üyesinin kanunsuzca görevden alınmasıyla anılıyor. Basın özgürlüğü var mı değerli milletvekilleri? İnsanlar doğru haber alma hakkını kullanabiliyor mu ülkemizde? Hak getire. Nerede? İyi Parti iktidarında basın özgürlüğü garanti altına alınacak sayın milletvekilleri. Halkımız haber alma ve bilgilenme hakkını özgürce kullanacak. Bağımsız, şeffaf ve tarafsız habercilik yapılması temin edilecek. Hiçbir basın mensubu veya kuruluşu iktidarın arzu ettiği yönde haber yapmıyor diye cezalandırılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmayacak. Hiçbir gazeteci muhalif olduğu gerekçesiyle hapse atılmayacak. Basın medya özgürlüğünü kısıtlayan güdümlü medya tröstlerinin oluşması yasayla engellenecek. Basın ve yayın sektörü holding patronlarının yönetiminden çıkartılacak. Kamu kaynakları ve gücü hiçbir şekilde basına yönelik baskı ve gözdağı ve otosansür amacıyla kullanılmayacak İYİ Parti iktidarında. Hangi dünya görüşü veya siyasi söylemden yana olursa olsun tüm basın kuruluşları kamu ilanları gibi gelir kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde faydalanacak. Evet, İYİ Parti iktidarında RTÜK'ün siyasi etkiden uzaklaşması sağlanacak. Müdahaleci ve yasaklayıcı bir RTÜK yerine yayın sektörünü düzenleyici ve sektörde fırsat eşitliği sağlama amaçlı bir işleve kavuşturulacak. RTÜK'ün internet medyasını denetim yetkisi de elinden alınacak. Evet, özellikle seçim dönemlerinde tüm siyasi partilere kendilerini kamuoyuna anlatabilecekleri yeterli süre tanınacak. TRT'nin öyle politik etki altında kalması engellenecek. TRT'nin herhangi bir siyasi iktidarın arpalığı ve propaganda aracı olmasına engel olunacak. Wikipedia, YouTube gibi kolektif içerik üretim mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçilecek ve toplumun bilgi erişimi sağlanacak. Yeni bir medya ve iletişim yasası hazırlanacak. Siyasi otoritenin müdahalesinden uzak kurumsal yapı tesis edilecek, medya ve iletişim meslek odaları kurulacak. Evet, Atatürk'ümüzün ata yadigarı Anadolu Ajansı'nın yansız ve doğru haber veren, uluslararası alanda saygın bir haber ajansına dönüşebilmesi için gerekli düzenleme ve destekler öncelikli olarak uygulamaya konulacaktır. Yerel medyanın gelişimi için gereken özen gösterilecektir. Partimizin iktidarında Allah nasip etsin, sansür konusunda Avrupa Birliği kriterleri esas alınacaktır. Sayın milletvekilleri, tiyatro, sahnede seyirciler önünde gerçekleştirilen insanın insanca anlatıldığı bir sanattır. İnsan hayatını konu alır ve bir bakıma hayatın aynasıdır. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, devlet tiyatroları ile devlet opera ve balesinin özel yasaları lağvedildi. Kurumun kendisine ait disiplin kurulu, repertuarı ve oyunları belirlemede etkin kurul olan edebi kurul ve yönetim kurulu ile kurumun bakanlıktan ayrı bütçesini sağlayan ilgili maddeleri de lağvedildi. Evet, kararnamede yeni kurulların oluşturulduğu ifade edildi ve 3 kişilik Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na devlet tiyatroları ve devlet opera ve balesi bağlandı. Artık genel müdürü, kadroyu ve bütçeyi Cumhurbaşkanı belirliyor. Sayın milletvekilleri, devlet tiyatroları, devlet opera balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan süre sözleşmeli personelin mağduriyeti halen sürüyor Sayın Bakan. Ne emeklilik, ne kıdem, ne de ihbar haklarına sahip olabilen
yevmiyeli sanatçı statüsündeki taşeron işçi sanatçıların özlük hakları düzeltilmedi. Yevmiyeli kültür köleleri kadrolu olmaktan vazgeçtiler, aylıklı sözleşmeli olmaya da razılar. Sözde verildi, halen ses yok. Aylık çalışmalarına imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı, ilgili yönetmelikler yayınlandı ama uygulama yok. Ne bekleniyor bilmiyoruz. Devlet tiyatroları 2010 yılından beri kadrolu sanatçı, rejisör almıyor. Boş kadro olmasına rağmen 400'e yakın kişi emekli olmuş veya ayrılmış olmasına rağmen birçok oyun yevmiyeli oyuncularla oynanıyor. Bu modern kölelik değilse nedir sayın milletvekilleri? Aynı sorun sahne arkasında çalışan teknik personel için de geçerli. Kadro alamıyorlar ve çok sıkıntılı bir çalışma ortamında hayatlarını sürdürüyorlar. Devlet tiyatroları ve devlet opera ve balesi müdürlüklerinde personel kısıtlaması dolayısıyla teknik personel 18 saatlere varan çalışmalar yapıyor. Öte taraftan bütçe yetersiz denilerek turneler iptal ediliyor. Yine özel tiyatrolara verilen destek çok yetersiz. Sayın Bakan o gün bütçede planda açıkladı. 256 özel tiyatroya 6 milyon 102 bin lira yardım yapıldı dendi. Ama böldüğümüz takdirde, eşit böldüğümüz takdirde 20 bin lira gibi bir rakam düşüyor tiyatro başına. Birilerine daha fazla veriliyor, birilerine daha az veriliyor. Onun için Sayın Bakan, altyapıyı güçlendirecek yardımlara ihtiyaç var. Bir kere salon sayısı Anadolu'da büyük şehirlere oranla hala yeterli değil. Maliyet her geçen gün artıyor, sigorta primleri ve KDV gibi. Vergi yükü gibi sorunlar özel tiyatronun en büyük sıkıntısı. Tahsis edilen salonların kiraları da astronomik düzeyde. Yine sansür ve baskı alabildiğince yayılmış durumda. Oyun yazarlarının, rejisörlerin, oyuncuların en küçük eleştirel ya da muhalif görüşü soruşturma, kovuşturma olarak kendilerine geri dönüyor. Sayın milletvekilleri, İyi Parti olarak kültür ve sanat ortamının demokratik bir ortamda gelişebileceğini ön şart olarak kabul ediyoruz. İktidarımızda Kültür Bakanlığı ayrı bakanlık olacaktır. Mevcut imkanlar dahilinde tüm ilçelerde kültür merkezleri açılacak. Bu merkezlerin bünyesinde kütüphane, tiyatro ve sinema salonları yer alacak. Tüm illerde şehir tiyatroları kurulacak, devlet tiyatroları ve devlet opera ve balesi özerk bir yapıya dönüştürülecek. Bu kurumların kendi kendilerini yönetmeleri sağlanacak. Devlet tiyatroları ve devlet opera ve bale genel müdürlükleri mali, idari ve personel özlük hakları bakımından güçlendirilecektir. Tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki çalışmalar desteklenecek, ayrıca Doğu-Batı sentezini sağlayacak özel çalışmalar yapılması teşvik edilecektir. Özel tiyatrolara vergi indirimleri sağlanacak ve devlet desteği arttırılacaktır. Sanat ve sanatçı devlet güvencesi altında olacaktır. Uluslararası alanda üstün başarı gösteren sanatçılara bir sonraki projeleri için koşulsuz ve tam destek verilecektir. Sanatçının özgün ve özgür eser üretimi ve icrası için gerekli özgür yaşam koşulları sağlanacaktır. Sayın milletvekilleri, ülkemizde Türk milletinin figüran yapıldığı, baş aktörlerin profesyonel pazarlamacı olduğu, senaryonun ulus ötesi şirketlerce yazıldığı büyük bir tiyatro oyununu 17 yıldır seyrediyoruz, milletimize seyrettiriliyor. Ve her yıl değişik versiyonlarla sahne açılıyor. Artık Türk milletini kandıramayacak, bu oyunu zorla seyrettiremeyeceksiniz. Tarih yine gerçeği yazacak. Milletin Tokadı adlı oyun memleketin tüm vilayetlerinde kapalı gişe oynayacak. Ve sizler de kafanızı öne eğip gerçek sanatçılardan,
gerçek bir oyun izleyeceksiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun sayınmış, talebinizi alayım. Buyurun. Sayın Başkan, Şenol Hanım'ı dikkatle dinledim. Kendileri iktidar olduğu zaman neler yapacaklarına bir diyeceğimiz yok. Bunlar onların vaatleri. İktidar olduklarında mutlaka vaatlerini yerine getirirler. Fakat bir iki konuya açıklık getirmekte fayda var. Türk Başkanı tek yerden maaş almaktadır. Bu tartışmalar sürecinde istifa etti. Ama hiçbir zaman üç olmadı. İstifa etti, tek yerden almaktadır. Yani üç yerden maaş alıyor gibi bir durum söz konusu değildir. İkincisi, RTÜK biliyorsunuz bağımsız bir yapısı var ve her siyasi partinin milletvekili dağınımına göre üye seçtiği bir yer. Ve bu üyeler yaptıkları denetim faaliyetleri neticesinde uygulamalarını oradaki oylamalara göre yaparlar. Yani oradaki temsilciler çoğunlukla karar verirlerse bir uygulama yaparlar. Dolayısıyla bu sadece bizim tek elimizde olan bir yapı, bir kurum değildir. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri vardır. Tamamlayın sayılmış. Diğer partilerin de üyeleri vardır. Dolayısıyla İYİ Parti'nin üyesi var mı bilmiyorum ama bu üyelerin kararıyla ortaya bir karar çıkar. Bir diğer mesele, RTÜK üyesinin görevi düşürülmesi, düşürülmemesi, aynı tartışmaya girmeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Fakat bu konuyla alakalı yaptığımız açıklamalar vardır. Kayıtlarda mevcuttur. Eğer alıp inceleme fırsatınız olursa orayla alakalı detaylı açıklamalarımızı görürsünüz. Şunu da ifade etmek isterim. Milletimiz bizim baş tacımızdır. 17 yıldır millete rağmen hiçbir şey yapmadık. Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Türk milletine rağmen de hiçbir şey olmaz. Durduğumuz pozisyon, olayları değerlendirmemiz milletimizle aynı paralel ve çizgidedir. Bu değişmediği için AK Parti hep başrolde oynamıştır, figüran olmamıştır. Bunu da kamuoyuna ve genel kurula saygıyla duyurmak isterim. Buyurun Sayın Dervişoğlu, siz de kısaca toparlayalım. Sevgili mevkidaşımın hassasiyetini anlıyorum. Sayın Hatip zaten Genel Başkan Yardımcımız Şenol Sunat Hanım Efendi geleceğe dair bir projeksiyon ortaya koydular. Bu aziz millet doğru işler yaptığınızda elbette ki yanınızda olur. Alnınız açık olursa alnınızdan öper. Ensa tıraşınızı doğru olun. Tokat zamanı yaklaştı demek istedi. Bunu da bir latifeyle ifade edeyim. Saygılarımı sunarım efendim. İYİ Parti grubu adına son söz İstanbul milletvekilimiz Sait Ağat Andıcan'a aittir ama Sayın Altay, buyurun Sayın Andıcan, bir saniye Sayın Altay'ı ben görmedim. Başkanım, özür dilerim sizden. Buyurun. Ağat Başkanım. Başkanım, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Bal'ın, pardon şey değişti, Sayın Sunat'ın söylediğinde bir yanlış yok. RTÜK Başkanı çok değil 20 gün öncesine kadar 3 yerden maaş alıyordu. RTÜK'ten, söyleyeyim efendim, TürkSat'tan ve basın ilan kurumundan. Alıyordu. Şimdi bu tartışmalardan sonra RTÜK mevzuatına aykırı olarak TürkSat yönetim kurulu üyeliğin çok aykırı olduğu için buradan RTÜK'le ilişkili kuruluşlarda görev almaması kanun hükmünde olduğu için, bu kanunda ihlal edildiği için bizim RTÜK üyemiz bunu gündeme getirince, bilinen, kamuoyuna da mal olan tartışmalardan sonra RTÜK başkanımız bildiğim kadarıyla TürkSat yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Tamamlayın Sayın Altay. İki yerden maaş alıyor. Sayın Başkan, bu vesileyle bugün Dünya İnsan Hakları Günü ve Türkiye maalesef Dünya İnsan Hakları karnesi bakımından küme düşmüş vaziyette. Bunu tabii bu parlamentonun hiçbir sayın üyesi, AK Parti milletvekilleri de buna dahil, kabul edemez, içine sindiremez. Ama bugün şunu da hemen genel kurulla ve kamuoyuyla paylaşmayı yüksek müsaadenizle arzu ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusunu hakkında ihlal kararı verdi. AİHM, makul şüphesi olmadan Kavala'nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve AYM'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5.1, 5.4 ve 18'den ihlal bulup Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Biz hukuka, iç hukuka da, evrensel hukuk kurallarına da ve Türkiye'yi bağlayan uluslararası anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanır ve hayata geçer. Bunların sahibi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, parti ayrımı yapmıyorum, bütün üyelerinin AİHM'in bu kararına Türkiye'nin yürütmenin bir an önce uyulması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bir çağrı yapıyoruz. Aynı iradenin parlamentoyu oluşturan diğer siyasi partilerde de var olduğunu düşünmek ve ummak istiyoruz. Ayrıca bugün İnsan Hakları Günü vesilesiyle şunu söylemem lazım. Sokaktan korkan iktidarların sonu gelmiş demektir. Sokak demokrasidir. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ama Dünya Kadına Karşı Şiddet Günü'nde protesto eyleminde bulunan kadınlara şiddet uygulayan bir devletten demokrasi adına maalesef üzülerek bahsetmek durumundayız.